15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Bodrum'da kalede gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamlığı tarafından Kuzey Hendeği'nde düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başsavcı Vekili Faruk Soysal, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz'la ilgili video gösterimiyle başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ortakent Camii İmamı Mehmet Ali Taşören'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın dua okumasıyla devam etti. Programda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar, Türk milletinin göğsünü tanklara siper edecek kadar kahraman bir millet olduğunu dile getirerek şöyle dedi. Bir taraftan bu hain girişimi zaferle bertaraf etmenin sevincini yaşıyoruz bugün ve diğer taraftan da bugün de verdiğimiz şehitlerimizin, ağır yaralanan gazilerimizin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi büyük Türk milletinin tarihinde yaşamış en büyük ihanet hareketlerinden birisidir. Kimi olduklarını çok iyi bildiğimiz emperyalist güçlerin ve piyonlarının vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bölme, parçalama girişimi karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısıyla Türk milleti ülkesi, vatanı ve bayrağı için meydanlara koşmuştur. O gün şanlı tarihimizde olduğu gibi Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da tarih yazmış vatan hainlerine karşı istikbalimizi yönetilen her türlü girişime bugün de yarın da asla izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Slide gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak söylenen şarkılara eşlik etti. Programda Turgutlu Turan Mehter takımı sahneye çıktı. Mehteran takımının söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti. Ardından tasavvuf dinletisi yapıldı. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dev ekrandan gösterilmesiyle sona erdi.